Türkiye'nin Avrupa'ya en yaklaştığı dönem 90'lardı. Televole'de çıktığınız gün, ertesi gün ünlüydünüz. Orada zaten sanıyorum çarkın dişlisi kırıldı. Hayatımız artık geri dönülmeyecek şekilde müthiş bir yere gitti. Tüm kitleler adeta afyonlanmış, büyülenmiş bir yolculuğa çıkarıldı. Birçok markalara ulaşmaya başladık. Ulaşım hızımız arttı. Ya şimdi o zamana kadar Türkiye'de Avrupa ikincisi olacaksın, Avrupa şampiyonu olacaksın. Yok böyle bir şey. En iyi 10 yılı seç deseniz bana düşünmeden 90'lar derdi. Magazin sistemi adeta kudurmuş gibiydi. Her gün bir star doğuyordu. Hop, ertesi günü bir star daha doğuyordu. Olur mu, olmaz mı? Bir sabah bir kalktık, hakikaten biz meşhur olmuşuz. En çok ben izleneyim, en çok alkışı ben alayım, en çok televizyona ben çıkayım, en çok satışı ben yapayım, en çok parayı ben kazanayım. Bunu bazen kötüye kullananlar oluyordu tabii ki. O dönemde sektörün insanları kullandığına şahit olduk zaten. Ve harcadılar. Maddi manevi olarak harcandılar. İnsanlar önce aynaya bir bakacaklar. Aynada ben ne yaptımın hesabını yapacaklar. Geç bunları. Geç bunları. Bir magazin gazeteciliği 90'larda altın çağını yaşıyordu. 90'lı yıllarda yaptığım 60-70 tane dünya starı konseri. Yani bir Michael Jackson buraya geldi. Biz de gittik. Wembley Arena'da konser verdik. Bon Jovi'ye biraz daha rahat çalsın keratalar, şimdi heyecanlanmışlardır. Türkiye'ye yabancılar alışsınlar diyerek yardımcı olmuştuk. Eurovision dönüşünde çok popüler, özellikle 97'de çok popüler bir hal aldı elbette. Dünya Şampiyonası'na geldik. Orada Amerika ile final oynadık. İstanbul o dönem New York'tan sonra dünyanın ikinci bence eğlence merkeziydi. O zamanlar biz gerçekten bu konularda Ay'a çıkmışız, Mars'a gitmişiz. Her sanatçı kendi varlığını hissettirebilecek işler üretiyordu. Şebnem Ferah'la o zamana kadar yapılmamış bir şey yapmaya çalıştık. Popstarlar bence çok da hazır değillerdi. 90'larda ülkenin yaşamaya başladığı cinsel devrimin de eşlikçileriydik. Belki de yol açıcılarıydık. Yaşadığım ömrümce en renkli yıllarım 90'lardır. Woodstock'ımızı yaşadık diyebilirim. Her şeyin çok daha saf ve güzel olduğu ve gerçek olduğu yıllardı 90'lı yıllar. Bazı şeyler değişmemek, tekrar yerine gelmemek üzere kayboldu. Dans eden bir kız bulalım, ona albüm yapalım. Sesi olsun olmasın. Magazin programları tam bir insan mezarlığıdır. Okudum ve şok oldum. Yani bu kadar yazar hepsi mi yanıldı ya? Hepsini mi kandırdım ben? Neymişim abi ya? Çok enteresan. Herhalde Türk futbolunun hani planlı, programlı ve akıllı hareket edilen son dönemlerdi 90'lar. Çok ilginç bir şey yani Türkiye tarihinde olmamış bir şey. Farklı bir boyutta o insanları pop müziğine kazandırmayı çok 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 arzu ederdim. Aman çık televizyonda bir haber ol da nasıl haber olursan ol kardeşim. 90'larda hani belki harika değildi ama bugünlere göre çok daha iyiydi. Yayın yaptığınız anda hapis cezası vardı. Yani öyle bir dönemde bunu göze alarak başladık. The music we'd never heard of 9-8'lik. Bir sürü genç heba oldu gitti o sözleşmeler sayesinde. Sezen Aksu o dönemde şöyle demişti. Kaseti olmayan erkeğe kız vermiyorlar. Herkes kolayına kaçtı. Balkan şampiyonu olduk 92 yılında. Bazı şeylerin bedeli var. Korkarsan bir yere varamazsın ha. Az paralarla çok emekler sarf ettik. Ve bu arada turizmi öğrendik. Nasıl yapılacağını öğrendik. Bir an evvel meşhur olsun, bir an evvel para kazansın diye önüne geleni piyasaya sürdüler. Sanatçıların yaptırdığı işlemler olarak adlandırılırdı aslında estetik. Ama bu çocuklar kör eldi gitti çünkü kulüpler yanlış yönetildi. Altyapıya önem verilmedi. Serdar Çakman da gitti düdüğünü Futbol Federasyonu'nun kapısına astı. Bu unutulacak bir hadise değil. Ve bomba düştü Antalya'dan. Türk turizmine her şey dahile geçildi. Herkes üretecekken işin
hafif yozlaşmasına kaçtı. Şu senin kıyafetini giydirsin, şu şöyle yapsın, öyle böyle olsun falan, diksiyonunu bu yapsın, al sana popstar. O röportajlar sırasında işte isimsiz grup diye bile bahsediyorlardı bize. 90'larla şimdi kıyasladığımda hiçbir zaman Avrupalı meslektaşlarını geçemeyecek. Bakın bu kadar net söylüyorum size. O dönemde kadın olmak aslında sanki bugün kadın olmaktan çok daha iyiydi. Sen de bana diyorsun ki 90'larla 2000'leri mukayese et. Hadi canım sen de.